4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 268 adet tarihi eser ele geçirildi. Detayları bizlere Deniz Çelikoğlu aktaracak. Deniz, seni dinliyoruz. İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına ağır darbe indirdi. İslami döneme ait ve tarih öncesi döneme ait birçok eser ele geçirildi. Burada görmüş olduğunuz üzere ilk medeniyet Lidya uygarlığına ait üzerinde aslan, boğa figürlü altın gümüş karışımı sikkeler ele geçirildi. Kuzey Afrika kültürüne ait üzerleri farklı fırınlama sistemiyle yapılmış geometrik desenli pişmiş toprak eserler de var burada. Ele geçirilen eserler içinde en önemlisi ise Abdülmecit dönemine ait bir ferman var burada, mermer taş üzerine yazılmış, 19. yüzyıla ait. Sultanın dönemin Rum gazetesi yazılmasına yönelik müsaadesini anlatan bir ferman bu. Osmanlı dönemine ait önemli eserlerden biri. Daha sonra burada kazanlar görüyoruz. Bu kazanların üzerinde Kur'an-ı Kerim'e ait ayetler var, camilerden çalınan şamdanlar var daha sonra burada. Bu eserler defineciler ve kutsal mabetlerden çalınan hırsızlıklar sonucu ele geçirilmiş eserler. Burada ise şehzadeler dönemine ait zırh ve zırh görüyoruz. Bunları giyiyorlarmış Osmanlı döneminde. Daha sonra tekrardan burada kapı tokmakları var ele geçirilen. Çok önemli eserlerden, paha biçilemez tarihi eserler bunlar. Kaçakçılık şube ekipleri İstanbul'da 4 ayrı adrese operasyon düzenledi ve 6 kişiyi yakaladı bu operasyonlarda ve çok önemli tarihi eserler ele geçirildi. Burada da Bizans dönemine ait zincirler görüyoruz. Bu zincirler Halis surlarında savunma amaçlı kullanılan zincirler. Bu zincirin bir parçası, hepsi de değil. Burada çok önemli tarihi eserler var. Hepsi de paha biçilemez eserler olmak üzere. İstanbul Kaçakçılık Şube ekipleri bu eserleri yurt dışına kaçırılmadan ele geçirildi. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Deniz Çelikoğlu, teşekkür ediyoruz aktardıkların için.